Evet arkadaşlar, bugünkü arızamız kombimizden sıcak su, mesela banyo sıcak su veya mutfaktan sıcak su alacağımız zaman peteklerimiz de ısınıyor. Bunun arızası nereden kaynaklanır? Bundan bahsedeceğim sizlere. Normalde bir tane 3 yollu vanamız var. Bu peteklere geçtiği zaman peteklerin girişini açar, valfini açar. Sıcak su kullanacağımız zaman da petekleri kapatır. Normal sıcak su kullanım suyunu açar. Şimdi bu motorumuz işte. Vanamızı kontrol eden motorumuz. İlk önce motoru kontrol edeceğiz sağlam mı diye. Ondan sonra şeye bakacağız tabi. Şurada bir tane klipsi var. Onu şöyle çekerek aynen çıkartıyoruz. Klipsimizi çıkarttığımızda motorumuzu da çıkartalım. Evet. Zaten bayağı bir su kaçmış. Evet, su kaçırmış. Vanamızın arızalı olduğunu gördük. 3 yollu vanamız. Şimdi motorumuz nasıl test edilir? Normalde bu şu şekilde motorumuz, şurada bir tane pimi vardır. Pim bastırır içeri doğru bunu. Bastırdığında bunu içeri doğru şu elle de bastırabilirsiniz. Ne olur? Peteklerimize olan suyu açar buradan. Bıraktığında kullanım suyu, yani sıcak suyu devreye verir. Şu şekilde mesela bu vanada takılı olmadığı halde açtığımızda burası ısınmaması gerekiyor. Ama bizde burası ısınıyor. Bunu termometreyle de bakabiliriz. Termometre var mıydı o? Ateş Yok. ölçer. Neredeydi o? Ha, var. Getir bakalım. Bir testini de yapalım. Termometreyle. Ama şey, anahtar nerede burada? Evet, şu an musluk suyu şuradan peteklerimizi de verelim devreye. Bak, peteğimizi verdiğimizde devreye burası bastı. Gördüğünüz gibi bastı ileri doğru. Bunu bastı, dedi ki sadece peteklere su vereceksin buradan dedi. Vanamız ileri basıyor ama bizimki basmıyor, ne yapıyor? Bassa da basmasa da. Evet. Aç kullanım suyunu. Kullanım suyunu aç. Evet, şimdi kullanım suyunu açtığımızda bobin kendini salacak. Tamam. Açık kalsın. Açık kalsın. Evet. Ağır akıyor ama. Kullanım suyunu açtık. Bu içeri girdi. Şu an burası ısınmaması gerekiyor. Bakacağız. Evet, ısınmaması gereken yer. Şöyle siz de bakın. 36 derece oldu. Bir çalışsın bakalım. Evet, tekrar basalım. Bayağı bir ısındı. Evet, 40 derece oldu gördüğünüz gibi. Normalde şimdi bu vanamız kaçırdığı için muhtemelen içinden o ringleri dağılmış. Evet. 42 derece oldu. Evet, yükseliyor. O ringleri dağıldığı için ne yapıyor? Suyu peteklerimize de veriyor. Şimdi vanamızı bir sökelim, bir görelim bakalım o ringlerinde ne sıkıntı var. Kapatayım. Evet, bunun için ne yapıyoruz önce? Vanamızı sökmeden önce musluğumuzu kapatıp buradan dolum vanasını açıp tahliyesini sağlıyoruz sıcak sudan. Şurada basıncımız sıfıra düşecek şimdi. Sıfıra düştükten sonra sökeceğiz bunu. Öbür türlü her tarafımız su olur. Bekleyelim bakalım. Sıfıra indiğinde sökeceğiz. Tabii bunu buradan çıkartmak için önce şuradaki basınç saatimizin probunu sökeceğiz. Ondan sonra bu çıkacak. Direkt diğeri çıkmıyor. Bakalım suyumuz bir boşalsın. Sökeceğiz. Şimdi buradaki basınç saatimizin bağlantısını söktük. Şimdi sıra 3 yollu vanamıza geldi. Onu da şöyle kastıracağız. Evet, o da çıktı. Size ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Ama bilginiz yoksa yapmayın. Daha büyük zarar açabilirsiniz. Sadece gösteriyorum yani. Bu tür arızalar olduğunda sizi ustalar gelip kandırmasın. Ben bir kameraya bırakayım. Biraz zor çıkacak galiba. Evet arkadaşlar, çıkarttık. Tabii biraz sıkışık çıkıyor paslandığı için. Şimdi şurada neyi anlatacak olursam size, şurada bir o-ringimiz var. Karşıdan vanamızı kapatıyor. Şunlar da
geçişlerimiz. Şimdi yani bu bir de şuraya su da kaçırmış. Şu ortada bir o-ringimiz var tabii, o da gittiği için. Bunu mecbur değiştireceğiz. Şu tam olarak yerine görevini getirmiyor mesela. Yarım böyle açık kalmış, sıkışmış. Yani bunu sökmüşken değiştirelim. Bunu yenisini alıp takacağız. Sonra testini yapacağız. Yani arızamız bu şekilde. Bilginiz olsun. En belirgin arızası dediğim gibi yani sıcak suyu açtığınızda peteklerin ısınması. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza destek olmak için abone olalım. Bildirim zilini de açalım.